Videonun birinci kısmını full izlediyiz. Geldik ikinci kısma. İkinci kısımda evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen ona gerçekten geçelim. Google'a giriyoruz ve buraya app.mediafire.com/myfiles yazıyoruz. Aynen bunu yazıyoruz Google'a girip. Bakın bu. Burada Android'de kurduğumuzu söylemiş miydim? Sadece Android'de antivirüs uygulaması kurabilirsiniz. Evet, aynen bunu yazıyoruz. Git dedim. Buradan bana böyle bir ekran geldi. Üstteki upload kısmını seçmem gerekiyor benim bu kısımda. Sonra tabii ki de tab browse here to media upload'a basıyorum. Ve dosyalar kısmını seçiyorum. Burada uygulamalar kısmından Z-Archiver'ı seçiyorum. Veya direkt sizde dosyanızın adı çıktıysa dosyayı da seçebilirsiniz. Ben direkt dosyamı seçeceğim. Direkt dosyayı seçiyoruz yani. Evet, bir şapşallık olmuş bende. Ben videoyu önceden çekip bunu yaptığım için dosyayı paylaştığım için önceden daha demin bende hata verdi. Hemen önceki paylaştığım dosyayı sildim bende. Sizde öyle bir hata olmayacak yani. Yani orada kafanızı karıştırın. İmzi arşivirle mi arşivirle. Opalıcılık antivirüsü seçiyorsunuz orada, o kadar. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir Z böyle bir şey yani. Ben buradan şimdi copy link diyeceğim. İşlem bittikten sonra. Ve çıkacağım direkt. Şuradan antivirüs uygulamamı sileceğim. Yani Z-Archiver'dan. Sildim. E nerede antivirüs uygulaması oluştu hadi? Hadi indirmeye geçelim. Şimdi Google'a yine giriyoruz. Şu an panonuzda otomatik olarak kendi antivirüs uygulamanızın linki kopyalanmış olacak. Linke geldik. Hemen indir butonuna basalım. Dosya indiriliyor diyecek bize. İndir indir indir. Hadi hadi, çok merak ediyorum. Nasıl oldu antivirüs uygulama? 14 MB, 15 MB. Hadi. Evet, dosyamız indi. Dosyamız indikten sonra çıkıyoruz. Hatırlarsanız Zarchiver diye bir uygulama indirmiş. Bunu açıyoruz. Ve download klasörüne geliyoruz. Antivirüs uygulamamız çıkıyor. Yükle diyoruz. Direkt buradan. Yükle deyip yükleyebiliriz. Cihazınıza bir daha bilinmeyen kaynaklar şeyi gelmiş olabilir. Bende gelmedi. Size geldiyse part 1'de anlattığım gibi bilinmeyen kaynaklara izin verin. Yani her zaman o kopyalanan Mediafire linkini indiriyoruz. Sonra Z-Archiver'ı açıp dosyamıza basıyoruz. Yükle diyoruz ve yüklüyoruz. Antivirüs uygulamamızı silsek bile böyle kullanabiliriz. Bence gayet güzel oldu antivirüs uygulamamız. Evet, o halde antivirüs uygulamamızı biraz inceleyelim uygulamamızı. Evet, açalım uygulamamızı. Ha bu arada ismine bakalım. Polajalı ki antivirüs. Çok kötü bir efekt oldu, evet. Ben de beğenmedim. Açalım uygulamamız. Buradan bizlere uygulama İngiliz olduğu için tabi biz İngiliz Rumuyla yaptık, anlamayabilirsiniz. Start diyeceğiz uygulamamızda ilk girdiğimizde. Bizlere böyle bir ekran gelecek. Go Grant diyeceğiz. Şimdi bizlere böyle bir yer gelecek. İzin ver diyoruz. Hiç virüs yok, merak etmeyin. Zaten antivirüs uygulaması yaptık. Çıkalım ayardan. Continue as free diyoruz. Evet. Şimdi çıktık antivirüs uygulamasından full. Cihazımıza iki tane bildirim gelmiş. Aa, polislik antivirüs. Aa, buradan direkt arayabiliyoruz.
direkt bildirime basıp quick scan deyip anda tarayabilirsiniz. Ve çok hızlı tarar. Tabii ilk taradığınızda çok yavaş tarar. Diğer taramalarınızla hızlı tarar. Onu da söyleyeyim. Ha bu arada dediğim gibi hiç virüs yok. Kendiniz antivirüs uygulaması yaptınız. Diğerlerine de böyle yaptırabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi son parayı kopyalanmış linkinizden silseniz bile linke basıp indir deyip zerçi verden linke girip o dosyayı kurup bu uygulamada bu adımları yaparak uygulamayı kullanabilirsiniz. Şu an tarıyor. Tabii ki de benim cihazımda hiç virüs yok. Olsaydı ben ne yapardım? Çığlık atardım yani. Cihazımda virüs var. Ben pek virüs işini önemsemiyorum. 3 tane virüs türü kaldı dünyada. En kötü virüs. Trojan. 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 İkinci virüs. Malware. 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 Üçüncü virüs. Zararlı kod. Zararlı kod. Hepsini açıklayalım. Trojan bir anda bilgisayarınıza veya cihazınıza bir sürü errorların gelmiştir ve bu düzelmez. Malware ise bir anda tüm bilgilerinizin çalınıp hatta cihaz şifreniz atıyorum Faruk 123 mü? Faruk cihaz şifrenizi Hacker 334 yapıp değiştirebiliyorlar. İşte bu da malware. Üçüncü virüsümüz zararlı kod. Zararlı kod ise... Evet. Zararlı kod normal bildiğimiz virüs ama hiçbir şey yapmıyor. O zaman niye duruyor? Alt taraf virüsü yani zararlı kod. Öylesine diyemeyiz tabii ki de zararlı kodla. Cihazınız kasılmaya başlıyor zaman zaman. Öyle cihazınızı kullanamamaya başlıyorsunuz. Ama sadece bu. Başka hiçbir şey yok. Bilgileriniz eğer zararlı kodlu uygulamada 3 yıl hiç silmezseniz o zararlı kod içeren uygulamayı bilgileriniz çalıyor o kadar. Yani hafif kasıyı yüklediğinizde eğer 3 yıl o zararlı kod içeren uygulamayı silmediğinizde ise çok hafif bilgilerinizi çalabiliyor. Bilgiler derken mesela hesabınız adı farukgmail.com mu? Şimdi hesabınıza şifrenizi atıyorum 123. Şifreyi öğrenebiliyor o kadar. Yani zararlı kod da bu. Yani benim zaten antivirüs uygulamam sayesinde bundan sonra hiç kimse virüse maruz kalmayacak. Zaten ilk açıldığında hemen tarıyor bu işlemleri yaptıktan sonra. Bak ne kadar hızlı taramaya başladı gördün mü? Yalnız baya baya güzel bir antivirüs uygulaması. Size de öneririm. Siz hangi antivirüs uygulamasını kullanıyorsunuz da dostlar? Valla ben... Avast'ı kullanıyorum. Avast 2011'de çıktı arkadaşlar. AVD antivirüs de 2021'in bir 15 gün önce falan çıktı arkadaşlar. AVD antivirüs Avast'tan bildiğiniz kopya çekmiş. Aynısı göreceksiniz. İndirin ve farkı söyleyin bana. Bu arada bunların hiçbiri cihazımızı korumuyor demiş miydim sizlere? Eğer ben Norton kullanıyorum derseniz Norton'u bilgisayarda kullanmak için Norton indir yazıp gezinlerin sonucuna basabilirsiniz ve oradan bilgisayarı kurabilirsiniz. Android kullanıyorsanız Norton 360'ı yükleyebilirsiniz. Aylık 35 lira. Norton. Ve benim bir antivirüs uygulamam daha var kullandım. Bu neymiş? Aa, Avast niye inmiyor? Benim 7 GB boş hafızam var. Sunucudan bakın hemen uygulama eğer güvenliyse yüklediğiniz bakın Polyjlı Kentürü sizlere mesaj oluyor açmak için dokunun diye. Neden ne davas? Çok garip. Ve yani benim tavsiyem Zoner.
Açıklamada tüm antivirüs uygulamalarını ve nasıl kullanacağını, aylık kaç lira olduğunu, blablasını, blablasını görebilirsiniz. Benim antivirüs uygulamamı indirmek isteyenler, antivirüs uygulamamın linki açıklamada. O halde bay bay dostlar. Tabii ki de Part 2'nin linkinde açıklamada. Part 1'in linkinde açıklamada değil, çünkü bunu Part 1'de söylemedim. O halde bay bay dostlar. Sonraki bir videoda görüşürüz.